İzmir'den gelen o haber. 2 yaşındaki iki tane güzeller güzeli. Biri Asellina, biri Asel Hafsa adında çocuğumuz. Asellina hastaydı, kalp nakli bekliyordu. Hatta onun için zaman oldukça da daralmıştı. Aile naklin gerçekleşmesi için sıranın gelmesini bekliyordu. Maalesef Asel Hafsa Konya'da yaşıyor. Balkondan düşerek hayatını kaybediyor. İşte sonrası. Şunun güzel kızı. İkisinin ismi de yaşı da aynı. Biri talihsiz kazayla yaşama veda etti. Onun kalbi ise adaşında atacak. İzmir'de yaşayan Merve Mürsel Adıyaman çiftinin çocukları Asellina kalp yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Durumu her geçen gün kötüleşen kız hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Asel'in tek şansı organ nakli olmaktı. Asel için zor bir süreçti. Çünkü doğduktan yaklaşık 7-8 ay sonra var olan genetik defektine bağlı olarak kalpte bir problemi vardı. Ama daha sonra üstüne eklenen geçirdiği virüs hastalığı nedeniyle kalp kasında bir harabiyet oluştu. Ve bu harabiyet neticesinde de kalbi yetmezlik durumuna düştü. Konya'da yaşayan İnal ailesinin çocukları Asel Hafsa ise balkondan düşerek ağır yaralandı. 2 yaşındaki kız hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Acılı anne baba çocuklarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Hastamız iyice kötüleşti. Karaciğeri bozuldu, böbrekleri bozuldu ve solunum bozuldu. Ve bir gün, 2 gün önce hasta solunum cihazına bağlanmıştı. Asel Hafsa'nın kalbi Asellina'ya nakledildi. İsmi Asel'miş, adaşıymış, bize kalbi bağışlayan bebek. O bebek için gerçekten çok üzüldüm. Asel onların da kızı. İstedikleri zaman aile gelip benim kızımı da görebilir. Ege Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Özbaran, Asellina'nın durumunun iyi olduğunu belirtti. Son anlarını yaşayan bir çocuğa bu kalp naklini yapmak gerçekten zorlu bir süreç. 2,5 yaşındaki Asellina kendiyle aynı adı ve aynı yaşta olan çocuğun ailesi tarafından yapılan kalp bağışıyla yeniden hayat buldu. Şu anda yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bir hafta sonra yoğun bakımdan çıkacak ve yaklaşık 1 ay sonra da taburcu olacak. Kızımı yoğun bakımda yani çıktığı zaman doyasıya sarılmak, öpmek istiyorum. Çünkü kızımı çok özledim. Yaklaşık yani 1 ay, 1,5 ay kadar oldu. Anne Merve Adıyaman, çocuklarının organlarını bağışlayan aileye teşekkür etti. Asel iyileştiğinde Konya'ya gidip onları ziyaret etmek, hani onlarla birlikte olmak, onları İzmir'e davet etmek, evimizde ağırlamak. Hani o ailenin gerçekten ellerinden öpüyorum. Asel, kızım. Toplamda 26.894 kişi organ nakli bekliyor Türkiye'de. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarır. Hastanede birçok çocuğumuz kalp bekliyor.